bunca yıl sonra İstanbul'u sevebilecek miyiz acaba? Sevmek. Vakti bol, parası çok olanlara mahsus baba. Beyhude üzülüyorsun hanım. Kapımızı çalan son şansı da kovdun. Nasıl üzülme? Evet sayın seyirciler. Şu anda Reşat Nuri Güntekin'in ünlü eserinden televizyon dizisi olarak uyarlanan Yaprak Dökümü'nün setindeyiz. Ve ben sorularımı yönetmen Sayın Ayhan Önal'a yöneltiyorum. Evet Ayhan Bey, sizin ilk televizyon dizisi çekiminiz mi? İlk televizyon dizisi değil. Daha önce bir polisiye yaptım. Birkaç tek film yaptım ama adam akıllı denecek olursa ilk televizyon dizi filmim. Evet. Yol iniyor. Sola doğru. Evet. Daha önce biliyorsunuz Yaprak Dökümü sinemada oynandı. Tiyatrosu oynandı. Evet. Niçin Yaprak Dökümü tekrar? Şimdi sinemaya daha önce siyah beyaz döneminde yapıldı. Ben de izledim çok eski bir tarihte. Tiyatroda oynandı. Tiyatrosunu hatta Reşat Nuri Güntekin bizzat kendisi yazdı. Şehir tiyatrolarında oynadı. Ama bu Reşat Nuri çok büyük bir romancı. Ve Yaprak Dökümü de Reşat Nuri'nin ve Türk Edebiyatı'nın çok önemli bir klasiği. Böyle klasikleri belirli aralıklarla, belirli yönetmen yorumlarıyla tek veya dizi film yapmanın hiçbir sakıncası yok bence. Oturduğun eski kanepe. Şu her tarafı dökülen divan. Üç kişi otursa çöküverecek. Ya şu koltukların hali? Şuraya bak. Bir doğruluktur tutturdun. Hepimizi de dilenciden beter et. Yaprak Dökümü de 10 yıl sonra, 20 yıl sonra yine ayrı bir yorumla aktarılacaktır, aktarılmalıdır bence. Üzülme Şevket. Hayat beklenmeyen tesadüflerle doludur. Uçuruma yuvarlandığımı gördüğüm halde bir şey yapamadım. Evet Sevdapcığım, nasıl gidiyor çalışmalar? Güzel gidiyor Perihan'cığım. Gördüğün gibi şu anda ekip çalışması içerisindeyiz. Evet. Peki sen buradaki rolüne nasıl hazırlandın? Ne gibi hazırlıklar yaptın? Anlatır mısın bize? Ben rolüme hazırlanırken ilk mesleğim olan mankenlikten biraz yararlandım. Çünkü biliyorsun Yaprak Dökümü 1930'ları yansıtan bir dönemde olan bir hikaye. Onun için ilk önce kostümlerle biraz ilgilendim. Sanat yönetmeni arkadaşlarıma biraz yardım ettim. Derken işte yönetmenimizle beraber Ferhunde tipini araştırdık. Sen şimdi buradaysan bunun asıl suçlusu belki benim. Kader şimdi ikinizi peş peşe kaybediyor. Açlığa, sefalete, her şeye tahammül edebilirim. Ama namussuzluğa asla! Evet Efkan abi, bundan 30 sene önce Yaprak Dökümü siyah beyaz olarak çekilmişti. Ve sanıyorum ki bunu seyrettiniz. O zamanki yorumla şimdikinin arasındaki, yani çekilecek olanın arasındaki farkı bize anlatabilir misin? Tabii. Teşekkür ederim sevgili Perihan. O zamanki filmi iyi hatırlıyorum. Çok beğenilmişti. Bütün arzumuz, bütün arkadaşlarımızla birlikte bu yapmış olduğumuz televizyon serisini de İnşallah değerli seyircilerimiz çok beğeneceğini tahmin ediyorum. Burada oynadığım rol Avukat Kamil rolünde inşallah başarılı ve güzel bir çizgi çizeceğimi tahmin ediyorum. Ben zaten yıkılmış. Eski Ali Rıza Beyliğim kalmamış. Düşmüşüm en nefret ettiğim yere. Kahvanelere düşmüşüm.